Merhabalar sevgili seyirciler. Yine güzel bir gün, yine enerjimiz tavan bir şekilde Kanal G ekranlarında sizlerle birlikteyiz. Bugün yine birbirinden değerli iki konuğum bizlerle olacak. İki gündür o yanıma ne oluyor demeyin. İki gündür benim enerjim çok yüksek. Neden bilmiyorum. Ama hakikaten bu konuklarımdan mı, sizlerin bana yolladığınız enerjiler, dualar mı hiç bilmiyorum ama bunların hepsi olduğuna inanıyorum. Tabii ki Ayşe Tüter her zaman olduğu gibi bakın benden diyor. Ve sevgili Ayşe Tüter'in duaları zaten o. Diyorum ki rahmetli anneciğim ben hep ekrana çıktığımda derdi ki kızım sana evden böyle dualar gönderiyorum derdi. Annemi kaybettikten sonra kendi kendime dua etmeye başlamıştım ama şimdi sevgili Ayşe Tüter bana her gün burada Bismillah dediğimiz zaman sevgili Ayşe Tüter'im benim canım dualarını gönderiyor. Ben ona, o bana. Şimdi biraz diyeceksiniz ki körler sağırlar birbirine ağırlar ama biraz öyle oluyor. Biraz oluyor değil mi Ayşe? Tabii. Biraz iyisiniz ama. Evet, düne nazaran daha iyiyim. Ayşe Tüter'e kaç gündür sarılamıyorum. Bana böyle diyor, bulaşmasın size Oya Hanım. Öpüşmüyoruz, etmiyoruz. Özledim ayol. Sağ olun, ben de özledim ama sizin sağlığınızı düşünüyorum. Ah canımsınız benim. Sevgili Ayşe Tüter bugün yine bize sevgili seyirciler muhteşem güzel iki tane yemek hazırladı. Akşama sofralarınızda hazır olması için ne pişireyim derdinizin olmadığını düşünüyorum. Tabii ki listeler hemen yönetmenim gönderiyor. Kalemler, kağıtlar hazır. Siz o listeleri alıyorsunuz, yapıyorsunuz. Biliyorsunuz ki herkesin evinde olan, herkesin bütçesine uygun ekonomik mutfakta yapabileceğiniz yemekleri hazırlıyoruz biz size. Onun için hiç düşünmeyin. Bugün de yine muhteşem bir menü hazırlamış sevgili Ayşe Tüter bize. Evet, bugün salı. Bu stüdyoda bu salı günü bu Oya neler yaptırmadı. Değil mi Ayşe Hanım? Evet. Allah Allah, ne kaşlar yapıldı, ne canlı yayında gıkım çıkmadı. Sevgili Hatice İnanır dövme kaş mı yapmadı, sohbet mi etmedik ama bugün yine. İnanın o kadar keyifliyim ki stüdyom, biraz sonra kameralar gösterecek, yönetmenim gösterecek. Programımın adıyla müsemma örtüşen bir program gerçekleştireceğiz. Programın adı rengarenk ya, stüdyom da bugün rengarenk. Evet, hemen dönsün kameralar, yönetmenim göstersin. Değerli iki konuğum bizlerle, tabii ki güzellik uzmanımız Hatice İnanır ve renk ve stil danışmanı Filiz Omlor bizlerle. Hoş geldiniz. Harika görünüyorsunuz. Bir de rengarenk bir stüdyodayız. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için ve bu güzel, değerli programıma gösterdiğiniz nezaketiniz için ve katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Çok şey konuşacağız Filiz Hanım. Evet. Sevgili Hatice, bugün diyor ki sevgili seyirciler, bugün Filiz Hanım konuşacak, ben burada konuğum diyor. Ben oturuyorum. Hayır dedim, sen de konuş. Şimdi iki program çok konuş diye biraz kendini naza çekiyor. Ben hiç çektirir miyim naza? Bugün ona da neler soracağım, neler konuşturacağım Allah bilir. Benim hep böyle milli piyangodan çıkar gibi çıkıyor sorularım. Hiçbir şey de söylemedim onlara. Ama bugün yine muhteşem bir 3 saat geçireceğiz. Bilmediğimiz, öğrenmediğimiz çok şeyi öğreneceğiz bugün Ayşe Hanım. Herkes bir şeyler giyiyor, herkes saçını bir renge boyuyor, herkes makyaj yapıyor. Herkes kendinin ne yakıştığını zannettiği renkte kıyafet seçimi yapıyor. Ama doğru mu yapıyoruz, ama yanlış mı yapıyoruz? İşte bugün stil danışmanımız ve renk uzmanımız bize renkleri anlatacak ve herkesin tenine giden rengi nasıl bulacağını keşfedeceğiz bugün. Çok önemli şeyler konuşacağız. Hanımlar ekran başına diyorum ama beyler de artık çok dikkat ediyor. Değil mi? Metroseksüel oldu beyefendiler. Onun için beyler, bayanlar, herkes bugün ekran başına ve kendi saç renginize, teninizin rengine, tipinize uygun renkleri bugün uzmanımız sizlerle paylaşacak. Programımıza katılmanız için yine cep telefonumuzu veriyorum. 0532 673 12 çift 0. Hep yönetmenime söylüyorum. Yine benim sözümü dinlemiyor bunlar Ayşe Hanım. Diyorum ki şu telefon numaralarını verirken bana bir müzik verin. Şöyle 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 telefon numarası vermek istiyorum. Yok, onlar hep böyle. Yapmıyorlar. Ben böyle böyle. Bak Ayşe. Evet, ben müzik istiyorum artık sevgili yönetmenim. Telefon numaraları verirken hazır olacak. Ve ben o müziğin ritmine göre izleyicilerimle telefon numaramı
paylaşacağım. 0532 673 73, 12 çift 0. Dan bizi arayıp sorularınızı yazdırabilirsiniz konuklarımıza. Tabii ki Facebook'umuz Gönüllerin kanalı. Oraya da mesajlarınızı iletebilirsiniz diyorum. Evet sevgili Ayşe Tüter'e yemekten önce bir şey sormak istiyorum. Yemeklerimiz burada. Hatice İnanır da burada ya. Hiç fark ettiniz mi Ayşe Tüter'in kaşlarını sevgili seyirciler? Gir. Gir kameramanım. Ay. Gir. Yakın girin hadi bakayım hadi. Hadi bir görün Hatice İnanır buradayken bir gel ne yaptığını bir Hatice İnanır'ı anlattıracağım. Sevgili Ayşe Tüter'i ilk gördüğümde benim gözlerim yerinden çıktı böyle yuvalarından çıktı. Bunu dün mahsus söylemedim. Bugün Hatice burada olacağı için dün hiç böyle bir konuya girmedim sevgili Hatice. Evet Ayşe Tüter'in kaşları ve sevgili Hatice İnanır'ın o maharetli elleri değdi Ayşe Tüter'in kaşlarına. Ne yaptınız sevgili Hatice Hanım Ayşe Tüter'in kaşlarına? Hiç konuşmayacağım diyordu ya ben bir yerden bulup konuşturacağım onu. Tabii ki. Evet buyurun. Ayşe Hanım daha önce zaten buraya geldiğimde bu arka tarafları aslında önlere çok fazla müdahale etmedik ama şu uç kuyruk kısımları biraz aşağıya düşüktü. Dolayısıyla yani şöyleydi evet, değil mi? Evet. Ve gözü evet, kapağında düşük evet, gösteriyordu. Kesinlikle göz kapağına doğru düşüyordu. Daha yorgun bir ifade veriyordu. Evet. Onu çok az yukarıya doğru kaldırdık. Ve şu an inanılmaz güzel duruyor. Sanki evet bence de görenler bir değişiklik var ama nedir evet, gibi bir yorumda yani bulunuyorlardı. Yani sanki botoks yapılmış gibi buralar böyle yukarı kalktı. Göz kapakları yukarı kalktı Ayşe evet, Hanım'ın ve harika oldu. Çok yakıştı. Ve çok doğal duruyor. Evet. Hat değil. Kıl tekniği yaptık. Yakından bir yayından önce ben baktım kontrol ettim. Çizgilerim gayet güzel. Bir sadece şu taraf sol bana göre hani Ayşe Hanım'ın sağ taraf kaşında hafif bir renk atması olmuş. Evet. O da kabukla birlikte atma olabiliyor. Normal. Ne yapacağız? Bir ay kadar bekleyeceğiz. Bir ay sonra deri kendini yenileyecek. Renk tam olarak oturacak. Ondan sonra üzerinde o hafif tekrar rutuşları yapacağız. Benim bir ay zamanım geldi. Bak, sizin de oldu galiba. Yani benim bir ay olacak herhalde bu hafta sonu. Artık rutuş zamanı geldi bana. Geldi kesinlikle. Tabii aradan çıkmazsam olmaz. İlla bir yerden kendimi göstereceğim. Yani olmadı. Öyle mi olacak? Biz sizi unuttuk. Biz burada sohbet ediyoruz aşağıda. Evet kaşarlı girit kabağı sevgili seyirciler. Bugünkü ilk yemeğimiz. Kabaklarımız buraya balık istifi gibi sıralanmışlar. Küçük, aynı boyda aynı hemen hemen boydalar, kabaklarımız. Evet. Orta boy, çok küçük de değil, çok büyük de değil. Ve girit kabağı yapacağız bugün. Neler var Ayşe Hanım içinde? Bir baş sarımsak, evet, biraz kaşar peyniri, bir çay bardağı sıvı yağ, karabiber, biraz kekik kullanacağım. Kırmızı biber ve tuz var. Evet, burada yazıyor. Ortadan ikiye kesip dereotu ve maydanozumuz var. Kabakların içlerini oyacağım. Ondan evet, sonra küçük küçük doğrayacağım. Tekrar içlerine dolduracağım. Zeytinyağının içine sarımsakları rendeleyeceğim. Kekiği, tuzu, kırmızı biberi koyup karıştıracağım. Kabakların üstüne koyacağım. Dökeceğim. Sonra da birer üstüne birer dilim kaşar peyniri koyup fırında pişireceğim. Bu kadar. Gene muhteşem. Hem çok hafif. Evet. Hem sanki böyle bir diyet yemeği gibi geldi bana. Çok yağlı yani, değil, ağır değil. Ağır değil. Kaşar peyniri koymak isteyenler, istemeyenler orada koyabilir. Hayır, light kaşarlar da var. Yani, yağsız hani, kaşarlar da var. Evet. Onları da koyabilirsiniz sevgili seyirciler ama bana göre hakikaten bir diyet yemeği evet, gibi hem hafif. Tek başına yenebilen. Ayrıca kabak çok iyi bir bağırsak çalıştırıcı. Tabii. Onun için öyle de bir sıkıntınız varsa sevgili artık seyirciler. Artık son günlerim mevsimi. Evet kabağın da son mevsimi. Onun yapalım için derim. Yapalım yiyelim. Arkasından çok özel bir isim. Keşkülü Fukara. Gene mi Osmanlı? Osmanlı. Tabii Osmanlı. Anladım. Keşkülü Fukara. Keşkülü Fukara eskiden büyük Hindistan cevizleri vardı. Evet. Böyle üstü tüylü tüylü. Onların içini açıp oyarlarmış, kase yaparlarmış. Ay ama ne hoş olur görüntü. Osmanlı'da da bu keşkülü pişirirlermiş, o kaselerle dağıtırlarmış. Yani ihtiyacı olanlara onun için ismi Keşkülü Fukara kalmış. Ay bak hikayesini de öğrendik Keşkülü Fukara'nın. O, halbuki o Hindistan cevizin içinde de o rayihasını tabii, güzel tabii, geçer o keşkülü. Hindistan cevizi de kullanacağız. Evet. Bir litre süt, bir su bardağı şeker, bir su bardağı pirinç unu, bir yumurta sarısı, bir çay bardağı badem tozu, evet, iki çorba kaşığı da Hindistan, Hindistan cevizi. Üzeri içinde yeşil fıstığımız var.
Keşke Hindistan cevizimiz olsaydı da onun içine böyle koysaydık da. Evet. Hatta yerken de onu böyle biraz içini bırakıp onunla beraber yense doyulmaz tadına, evet, ve lezzetine, değil mi sevgili Hatice? Tabii eskiden sübiye yapılıyormuş. Ha. Biz hazır pirinç unu kullanıyoruz. Evet. Evet, evet. Keşkülü fukara. Bir Türk'ten, bir Osmanlı'dan, evet, bugün iki tane hem kolay hem ekonomik hem de lezzetli, çok zamanınızı almayacak çok lezzetli iki menümüz var. Sevgili Ayşe Tüter'i mutfağıyla baş başa bırakıyorum. Ben konuklarımın yanına geçiyorum. Size kolay gelsin diyorum. Evet, yine bugün böyle enerjim tavan ya, yine ayakta durmak sevdasındayım. Çok oturmayı da sevmiyorum ama mecburen oturuyorum sevgili seyirciler, ama bugün ha nereye bakacağımı şaşırmış vaziyetteyim. Şimdi hani renk çok seviyoruz ya, hepimiz seviyoruz renkleri. Ama Allah Allah, Allah Allah, bunlar nedir böyle ya Rabbim, buyurun bakın. Yani böyle insan neyi seçeceğini, neye bakacağını şaşırıyor. Muhteşem bir renk skalası, muhteşem şeyler var burada. Ay ne konuşacağımı da şaşırdım renkleri görünce. Hele şurada ışıltılar, parıltılar tam bana göre. Biliyorsunuz ben severim böyle şeyleri. Fanfatal şeyleri, böyle frapan işleri niye seviyorum onu da soracağım, öğreneceğim. Evet, 0532 673 12 çift 0 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz sevgili seyircilerimiz. Evet Filiz Hanım, şimdi onu birazcık kaşlamaçlı konuşturdum. Şimdi evet, sıra sizde. Evet. Evet, siz bu mesleğe ne zaman başladınız? Nasıl bir stil danışmanı, renk danışmanı oldunuz? Önce oradan bir girelim bakalım konuya. Yıl 2006'da ilk önce ben Beyrut'ta normal profesyonel makyaj eğitimi aldım. Orada makyaj olmak istiyordum. Esas amacım buydu. Evet. Orada 6 aylık profesyonel makyaj eğitimini aldıktan sonra aldığım eğitimde renkleri çok tam iyi öğrenemediğimi hissettim. Hı-hı. Yani kişiye giden renkleri nasıl kullanacağımı bilmiyordum. Onun için de aslen tabii Almanya'da oturuyordum. Almanya'dan bu sefer TÜP Akademi'nin renk ve stil danışmanlığı kursu vardı. Evet. O kurslara katıldım. Ve yaklaşık bir yıl boyunca renk ve stil danışmanlığı kursunu orada tamamladıktan sonra, aslında benim amacım tabii makyajda bana yardımcı olmasıydı. Fakat makyajla beraber bu sefer kılık, kıyafet, saç, aksesuar derken tam bir aslında paket halinde oldu. Ve siz daha... o zaman bir imaj maker olmuşsunuz. Evet, farkında yani olmadan. Yani ben öyle anlıyorum, evet, bunu demenizden. Evet, farkında olmadan aslında. Yani sevgili Hatice, yani sadece make-up değil, sadece stil değil, sadece renk değil, kombin olarak. Hemen orada aslında ben müdahale etmek istiyorum. Şimdi buyurun. O Almanya'da kaldığı için, ben de Almanya'da uzun süre yaşadığım ve çocukluğum orada geçtiği için, Türkiye'de henüz bu olay tam evet gündeme gelmemiş. Ama Almanya'da mesela güzellik uzmanlığı eğitimi veren hemen her kurs, ayrıca stil danışmanlığı, renk danışmanlığı eğitimi de çok fazla veriyor. Orada çok yaygın. Burada henüz o kadar yaygınlaşmadı. Sizin dediğiniz gibi imaj maker ya da modacılar daha çok bu görevi üstlenmişler. Evet. Ama bana göre bu güzellik uzmanlığının içinde apayrı bir branş. Tabii ki. Ama zaten renk bilmeyen, renge hakim olamayan insan makyaj yapabilir mi? Yapamaz çünkü. Çünkü tek renk profesyonel make-up'lar, tek renk farla göz makyajı yapmıyorlar. Tabii ki. Birkaç rengi birbirine karıştırıyorlar. İşte gözünüzü ışık verecek, büyütecek. Yani biz, ben make-up falan değilim sevgili seyirciler ama kamera önünde ola ola artık. Tabii ki. Usta makyözlerin yaptığı makyajları biraz da benim gibi merakınız varsa azıcık bir şeyler öğreniyorsunuz. Tabii ki. Ama ne haddimize tabii, sizler gibi olamayız. Öyle bir lüksümüz de yok zaten. Herkes kendi işini yapsın. Doğru. Ama tabii lafınızı kestim pardon. Şeyde mesela yurt dışına, daha doğrusu Almanya'da ben makyaj olarak çalışırken benden mesela saç da isterlerdi. Saçı da bir makyajını yapması gerektiği. Etinden, sütünden, her şeyden. Her şeyden faydalı ama tabii bir kostümcü olmadığı zaman tarzını bizim yapmamızı isterlerdi. Böylelikle tabii bunlar bize ihtiyaç haline geldi. Yani bunları tamamlamam gerekiyordu aslında. Ama sonuçta da bir makyaj, renk, stil danışmanlığı, biraz saç, hepsinden böyle bir şey oldu, paket oldu. Ama çok güzel bir şey çok olmuş. Çok güzel, çok güzel oldu. Çok, peki sizin, şimdi hemen aklıma o geldi. Sizin okulunuzda da... Tanışmamız evet.
Bak oradan. Bunların hiçbirini konuşmadık ya, yayın öncesi sevgili seyirciler. Şu anda da açıklama konuşuyoruz sizle beraber. Efendim? Hiç vermedim diyor. Vermedim. Peki okulda da eğitimcilik yapıyor mu? Evet. Filiz Hanım. Filiz Hanım'la ben tanıştığımda. Çünkü böyle bir eğitimciyi kaçırmayın derim okulda. İş için CV yolladığında ben genelde çok görüşmüyorum. Filiz Hanım'la dedim tamam bir görüşelim. Ama görüşünce makyajdan çok daha fazla renk ve stil danışmanlığı ilgimi çekti. Çünkü girmeyeceğim ben neden, onun konusu olduğu için de girmek istemiyorum. Çünkü sokakta bakıyorum insanlara, kadınlara bakıyorum. Birinin saçı çok güzel, birinin saçı çok kötü. Ama birine çok yakışmış. Ya aradaki fark neydi her zaman? Ya da bir kıyafet alıyorum ya bunu giymek istemiyorum gibi. Sonra Filiz Hanım ben renk ve stil danışmanlığı yapıyorum deyince dedim ki tamam okey süper. Harikasın o zaman biz hızlı bir şekilde bu eğitimi veriyoruz. Ve biz evet güzellik uzmanlığının dışında renk ve stil danışmanlığı veriyoruz. Sadece renk danışmanlığı eğitimi de veriyoruz. Harika. Direkt yani profesyonel bir şekilde gerçekten bu kişi, bu eğitimi alan kişi gidip arzu ederse bu mesleği icra edebilecek kadar bilgi sahibi oluyor. Ben de geleyim. Tabii böyle. Herkes. Öğrenmenin yaşı yok ki. Kesinlikle. Tabii. Ben karışmıyorum. Yok, hayır. Çok önemli bir şey. Sadece ikimiz de ayrılmışız. Beraber. Bana göre bir bayan, erkek de tabii ki. Çünkü taleplerde erkeklerden de çok talep geliyor. Mesela bizim bir gelinimiz vardı. Onun detayını verir Filiz Hanım. Evet. Ya inanılmaz ilgiliydi ama... Annelere ben şu şekilde sesleniyorum. Bir genç kız, 16'sını, 17'sini artık bitirmek üzere olan bir genç kız bana göre makyaj eğitimi almalı. Doğru. Renk eğitimi almalı, stil danışmanlığı eğitimi almalı ve yemek kursu eğitimi almalı ve sofra adabı protokol eğitimi almalı. Çok haklısınız. Çok yani önemli. Bunlar zaten eğitim planımızda var zaten. Tabii ki. Öbürü de bireysel olarak nezaket kurallarına giriyor. Görgü kurallarına giriyor. Evet. Yeni yetişen bir genç hanımefendinin bunların bilmek durumunda. Ben maalesef ki şimdi biz tabii burada hanım hanıma her şeyi konuşuyoruz. Maalesef ki çok fazla görüyorum genç kızlarımızın hala bir masa düzeninin nasıl olduğunu bilmiyorlar. Çatalını, bıçağını, kaşığını, tatlı kaşığını, bardağını, salata tabağını, işte salata kasesini, şusun nereye koyacağını veya her şeyi bıraktım. Yemek bile bir sıralama ister. Tabii ki. Yemek yapılırken de, sunulurken de bir, şimdi Ayşe'nin yanında bunu konuşuyorum ama o kadar çok hepinizin içinde kaldım ki ben de ne konuşacağımı şaşırdım. Hiç öğretilmiyor. Biz eskiden okulda öğretiliyordu bunlar. Ha. Gençler hiç, adamlar hiç bilmiyorlar. Yani bizim... Yani şimdi ben sadece gördüğüm şeyleri söylüyorum. Yani bir su bardağı, meşrubat bardağı, işte çatalı, bıçağı, kaşığı, suprası. Yani bu böyle bir sofra hazırlamayı bilmiyorlar. Ben çocuklara da bir şey demiyorum. Çünkü fast food kültürüyle büyüyor bu. Doğru. Şimdiki nesil. Doğru. Hazır, ayakta ne varsa yiyelim, karnımızı doyuralım, hadi gidelim. Doğru. Yani o eski annelerimizin, babalarımızın sofra adabı, sofra düzeni, işte büyükler olmadan sofraya oturmama, büyükler başlamadan sofrada yemeğe başlamama kültürümüz bence kalmadı. Var olan yerler ama çok az. Çok az. Hı hı. O kadar doğru bir şey söyledin ki yani hakikaten sofra kültürü, masa kültürü, yemek kültürü bunların tekrar yapılıp ortaya çıkarılıp verilmesi gerekiyor. Bunun yanında da sizin yaptığınız iş. Zaten renk ve stil danışmanlığı eğitiminin içinde aslında bir modül de sofra adabı ve diğer kültürlerle aslında komünikasyon da bu eğitimin içerisinde. Şimdi bugün iş gereği tabii ki herkes yurt dışına gidiyor. Mesela bir Almanya'ya gittiğinizde, bir İngiltere'ye gittiğinizde oradaki iş adamlarının diyelim ki sofra adabı nedir, kendi iş dünyasındaki ilişkiler nedir, bunların da bilinmesi gerekiyor ki hani ona göre iletişim daha iyi olsun. Bu kesinlikle. Da zaten eğitim paketinin içinde olan bir modül. Zaten bunlar da veriliyor.
Harikasınız. Onun için yani hem Türk hem de tabii ki dünyadan da biraz bilgi veriyoruz ki böylelikle bir iş adamı bile olsa veya bir iş kadını veya turistik amaçla da gitmiş olsanız en azından gittiğiniz ülkedeki kişilerin kültürleriyle hani nasıl anlaşabiliriz? Hı-hı. Bu konuda da tabii ki eğitimde bunu da alıyorlar öğrenciler. Harikasınız. Evet. Bir günde sizi buraya bir masa düzeni kurmak için bekliyorum. Tabii ki. İnşallah yani bir de öyle bir şey yapalım. İnşallah. Çok da keyifli olur. Çok da memnun olurum. İnşallah. Çünkü renklerle mesela ben biraz kendime göre bir insanım. Yani biraz aklım, zaten aklım böyle olmasa bu mesleği yapamam. O ayrı meşe. Ama mesela kendimce size soruyorum. Hı hı. Kullanacağım yemek takımının içindeki renklere göre masa örtüsü seçerim. Doğru. Tabağın kenarının yaldızı sarıysa sarı çatal bıçak kullanırım ve sarılı bardaklar, doreli bardaklar kullanırım. Doğru tabii. Beyazsa beyaz çatal bıçak kaşık ve beyaz olan bardağı tercih ederim. Doğru mudur? Doğrudur. Peçete renklerini ona göre mesela desenli bir tabaksa düz peçeteyi tercih ederim. Hı-hı. Düz bir tabaksa desenli peçete tercih ederim gibi gibi. Doğru. Bunu çoğaltırız daha. Doğru. Ben doğru yapıyormuşum aşağı. Çünkü zaten yiyeceğiniz yemek renkli olacağı için yani masanın üzerinde de çok fazla karman çorman olmasa o da doğru değil. Artık günümüzde zaten salonlar ister duvar boyalarıyla ister duvar kağıtlarıyla olsun zaten zengin bir oda düzeni var. Tabii masa da bunun üzerine gelince bu sefer yediğiniz yemeğin aslında rengini de görememiş oluyorsunuz. Onun için bütün renklerin birbiriyle uyum halinde olması veya desenlerin çok fazla karışık olmadan en az bizim dediğimiz kılık kıyafette de biz aynı şeyi söylüyoruz. İki tane desen, üç tane renk. Bunun daha fazla dışına çıkmamak gerekiyor. İki tane desen, üç tane renk. Evet. Bir de şeyi söyleyelim, hemen diğer renklere geçelim. Masa üstüne konan çiçeklerin hep canlı çiçek olması gerekiyor değil mi? Evet, yemek masasının üstündeki çiçeklerin. Evet. Evet, şimdi masa düzenimizi böylece bir kapattık. Şimdi kılık, kıyafet, stil, makyaj, ten, renk, saç, her şey var bugün programda. Tamam. Şimdi bir hanım size geldi. Evet. Beni baştan yarat dedi. Tamam. Ne yaparsınız? Şimdi öncelikle bir bayan kapıdan içeriye girdiği zaman ilk önce tabii ki bir uzman olarak ilk önce onun zaten bir resmi benim kafamda ya da uzmanın kafasında hepimizin kafasında yerleşiyor. Siz şöyle. Kameralarım hazır olun. Evet. Ben Filiz Hanım'a gidiyorum. Ben geldim size. Hı-hı. Bu şekilde geldim. Evet. Merhabalar Filiz Hanım. Merhabalar hocam. Beni baştan yaratır mısınız? Tabii ki. Evet. Bana ne yaparsınız? Şimdi öncelikle tabii sizi ilk görüş şeklime göre ben size ilk önce diyorum ki mesela ekstravagan bir bayan. Yani ekstravagan bir bayan demek kapıdan dışarı çıktığı andan itibaren herkes tarafından görülmeyi yani dikkat çekmeyi seven bir insansınız. Ekstra? Ekstravagan bir kadın diyoruz biz. Ekstravagan bir kadınım evet. Ben. Evet. Çünkü saçınızın rengi, taktığınız takınız, üzerinizde pulluları seviyorsunuz, yılan deriyi seviyorsunuz. Hı. Diyelim ki yüzünüze baktığım zaman üzerinde bazı işlemeler var. Yani siz bir anda birden fazla detayı çok rahat taşıyabilecek bir insansınız. Peki. Zaten bu kişilerin de biz vücut tiplerine baktığımız zaman genellikle uzun boylu kişilerdir. Hı hı. Saç renkleri ya çok frapan saç renkleridir ya da çok uzun saçlardır. Hı hı. Giydikleri kıyafetlerinde de hep bir aksesuar bir şeyinde dikkat çekici bir şey vardır. İşte ben size ekstravagan bir bayan olarak kapıdan girdiğinizde gördüğüm anda otomatikman ben size zaten kullanacağım renklerde vücut çektiğinize göre giyinmeyi bile ben size versem onda her zaman için çok ufak dikkat çekici bir detayın olmasına dikkat etmem lazım. Taşı tuşu yoksa giymem. İşte zaten siz onda mutlu olamazsınız. Olmam. Sizin içiniz yani onu taşımanız lazım, mutlu olmanız lazım. Evet. Ben sizi kendi istediğim gibi, sizi görmek istediğim gibi giydiremem. Giymem ki. Ama sizin evet sizi benim çok iyi analiz edip sizin istediğinizi size vermek zorundayım. Ama tabii ki renk analizinin sonunda ne hangi renkler çıkıyorsa o renkleri doğru bir şekilde nasıl kombine edebiliriz? Evet. Kumaşlarla bunları nasıl kombine edebiliriz? Ve vücut şeklinize göre, silüetinize göre hangi kesimlerle bunu vücudunuza daha güzel oturturuz? Şahanesiniz. Biz aslında bunu beraber çalışıyoruz.
şahanesiniz. Ama tabii ki bunu çalışmaya başladığımız zaman da birbirimize de çok iyi güvenmemiz lazım. Tabii. Yani benim size söylediğim bir şeyden sizin gücenmemeniz, benim bir şeyi size açık açık söylemem lazım. Ben bunu size söylemiyorsam o zaman ben bir danışman değilim ama diğer taraftan da bir satış elemanıyım. Doğru. Çünkü satış elemanının görevi aslında bir ürünü satmaktır. Doğru. Ama danışanın görevi sizin vücudunuza uygun, cilt tonunuza, göz renginize, saç renginize, tamamıyla sizin sosyoekonomik durumunuza, yaşam tarzınıza, ailevi durumunuza, mesleğinize, her şeyinize uygun bir şekilde sizi giydirmem gerektiği için benim sizinle çok açık olmam lazım. Ve bunda da tabii ki gizlilik önemli ve tabii, birbirimize güvenmemiz gerekiyor. İki kişi arasında gerekiyor. Kalacak mevzular. Tabii ki. Psikiyatrla hastasının aynen. arasında olduğu gibi. Aynen, tabii ki. Peki, şunu sormak istiyorum. Bir kişiyi ele aldınız ve size teslim oldu. Evet. Teslim oldu. İlk nereden başlıyorsunuz değişime? İlk önce renk... Bir sıfır mı gelmesi lazım size? Tabii ki. Yani makyaj olmaması lazım. Programdan önce bana dediniz ki saçının doğal renkte olmuyor. Saçı doğal, bu boyaların hangi birini kullanmayan var? Doğru, herkes kullanıyor. Yani? Evet. Şimdi ilk önce tabii ki renk analiziyle başlamamız lazım. Evet, başlayalım. Renk analiziyle başladığımız zaman burada ilk önce... Burada pek çok skala var. Pek çok skala var fakat ben onları öyle bir ayırdım ki... Evet. İlk önce mesela bizim analiz kumaşlarımız var. Hı. Analiz kumaşlarımızda ilk önce sizin sıcak tenli mi, soğuk tenli mi olduğunuza karar vermemiz lazım. Mesela şunlar, şuradaki... Ben ışıltılı olsun, 3 kuruş fazla olsun. Yok, şimdi buradaki ilk bizim analiz kumaşlarımız. İlk önce biz sizin soğuk tenli mi, sıcak tenli mi olduğunuzu şu iki kumaşla belirliyoruz. Bir tanesi gümüş olan, bir diğeri de dore. Ha, bunu benim mi seçmemi istiyorsunuz? Hayır, siz seçmiyorsunuz. Şimdi analizde yaptığımızda da ilk önce bununla başlıyoruz. Evet. Evet. Öncelikle tabii ki beyaz bir şey üzerinize bir örtü seriyor. Yani peignoir kullanıyoruz. Evet. Saçlarınızı kapatıyoruz. Ve ondan sonra da ilk önce bu iki kumaşla başlıyoruz. Hmm. Onun haricinde eğer ki siz soğuk tenli daha size yani soğuk renkli kumaş, gümüş rengi daha yakıştıysa otomatik olarak... Biz zaten sizi mevsimlere ayırıyoruz. Aslında renk danışmanlığının amacı budur. Ben hangi sizi mevsimin kadınıyım? İşte, çok merak ettim. Mevsimlere ya, ayırıyoruz. Ben 4 mevsim. mevsimlere ayırıyoruz. Ve eğer ki soğuk tenli çıktıysanız ben diyorum ki kendi kafamda yaz veya kış kadını olabilir. Hmm. Eğer ki sıcak yani doreler çıktıysa sonbahar veya ilkbahar kadını diyoruz. Ama ben onun ikisini de çok seviyorum. Tamam işte şeyin ekstravaganlığın güzel tarafı zaten orada. Onu bu cilt tonunuzu belirledikten sonra da bu sefer bu grup içerisinde tekrar bu kumaşlarla devam ederek gene soğuk ve sıcak olarak renklerin birbiri yani sizin cildinizde nasıl etki yapacağını görüyoruz. Bunun için de tabii ki yayın öncesinde de konuştuğumuz gibi teninizin rengi, gözünüzün rengi, saçınızın rengi öncelikle önemli. Ve bu renkleri ben sizin cildinize kullandığım zaman yüzünüzdeki çizgilerinizin ifadesi bana onu veriyor ve size veriyor. Yani göz altlarınız daha çöküyorsa, ne bileyim çizgileriniz daha derinleşiyorsa, dudağınız morarıyorsa veya pembeleşiyorsa, dişleriniz sararıyorsa veya beyazlaşıyorsa, vay. O zaman o rengin sizin için doğru veya yanlış olduğunu ikimiz beraber karar veriyoruz. Şimdi peki bunu biz benim saçım boyalı olduğu için, yüzüm makyajlı olduğu için bunu yapamayacağız mı biz? Bunu yapabiliriz. Yani yaklaşık olarak bir fikir. Çünkü neden? Sonuçta tabii ki makyajın saçınızın rengi ona etki yapar. Ama benim saçım zaten... şu an doğal renginde olmayacağı için ama artık mesela... bunu doğal rengi düşünün. Hiç kimsenin olmuyor. Mesela ben içeri girdiğimde Ayşe Hanım'ı ilk gördüğümde Ayşe Hanım'a sadece gözlerine baktım ben. Ve dedim ki sizin doğal saç renginiz küllü kahve mi dedim. Evet dedi. Çünkü... Ben Ayşe Hanım'ın şu anda hangi mevsim olduğunu çok iyi biliyorum. O da bana onu da bana zaten Ayşe Hanım'ın gözleri verdi. Yani bizim danışmanlıkta evet aslında gözler bize renk, gözler içindeki renkler zaten bize hemen hemen hangi mevsim gözler olduğunu söylüyor. Gözler kalbin aynısıdır. Aynen. Kesinlikle. O bana zaten onu veriyor. Ne kadar tatlı bir insan. Oradan zaten anlıyorum ben. Peki, yaklaşık olarak. Ayşe Hanım ne? Hangi mevsimin kadını şimdi? Ayşe Hanım benim ilk görüş fikrime göre daha çok yaz kadınını bana ifade ediyor. Şimdi yaz dediğimiz zaman herkesin aman ne kadar güzel cıvıl cıvıl renkler diye başlıyoruz. Aslında renk biliminde ki biz Johannes Itten'ın filozofisini takip ediyoruz. Yaz demek aslında pusluluk demek. Yani pastel renkler demek.
Halbuki cıvıl cıvıl neşeli evet. renkler diye evet. düşünülür yani. Şimdi mesela şöyle yaz renkleri dediğimiz evet. şu bu kartele. Mesela Ayşe'nin üzerindeki pembe evet. Önlüğü mesela kendisi çok güzel yakışmış. Belki sorsam Ayşe Hanım diyecek ki ben böyle pastel renkleri, sakin renkleri çok seviyorum. Seviyorum. Çok böyle cıvıl cıvıl canlı canlı renkleri belki sevmiyordur. Çünkü bunları sonuçta konuşma sırasında ortaya çıkarıyoruz. Ama Ayşe Hanım zaten yengeç burcu bir yaz doğumu yani Haziran doğumu. Çok güzel bu çok güzel çünkü herkes aynı şeyi söylüyor. Evet. Aslında doğumla onun hiç alakası yok. Yok mu? Yok hiç alakası yok. Mesela benim annem Mart doğumlu fakat annem bir yaz kadını. Onunla hiç alakası yok. Biz sadece yani genlerimizden getirdiğimiz bizim için önemli olan, bizim vücudumuzdaki pigmentlerimiz bizim için önemli olan, kanımızın rengi bize o kırmızılığı veya maviliği veren veya rengimizin canlı veya nasıl diyeyim size sıcak veya soğuk tenli olmamızı sağlayan aslında bizim genlerimiz. Doğumumuzla hiç alakası hiç ilgisi yok. Soğuk veya sıcak tenli olmamız karakterimizle de ilgisi yok. Yani soğuk karakterli, sıcak karakterli bir insanın renk de onunla da ilgisi. Onunla soğuk da renk, sıcak yok. Renkle de Hayır, ilgisi yok. Hayır, sadece biz Allah ne, Allah. Hangi genleri getiriyorsak biz onunla beraber. Hiçbir şeyini bilemiyorsak en bize kolay yöntemi verecek olan damarlarımız zaten. Damarlarımızdan biz onu keşfediyoruz. Gene diyoruz ki kişi soğuk veya sıcak tenlidir diyor. Damarımızı ne yapıyorsunuz? Kol içimizin çok damarı. Çok merak ettim. Eğer ki bize yeşil renkteyse sıcak tenliyizdir. Yani ya ilkbahar ve sonbahar tipi. Renk ne renk çocuklar eğer anlayamadım. Eğer ki mavi, mavimsi, morumsu bir renkse yaz veya kış insan olarak. Benimki ne renk? Bir bakayım sizinki ne? Sizinkisi yeşil. Siz sıcak tenlisiniz. Doğru. Evet, sıcak renkleri daha çok seversiniz evet. siz. Mesela kızıl kahveler olsun böyle belki koyu bordo renkler seversiniz. Mor hastasıyımdır Moru mesela. Moru seversiniz. Ben. Evet. Çok koyu böyle kızıl kahveler, belki taba tarçın Eskiden renkler. Eskiden kahve çok severdim, şimdi sevmiyorum. Yani böyle bir 17-18, annem rahmetli derdi ki kızım bu yaşta bu renkleri bejler, taş rengi, kum rengi, kahve tonları. Yaşlanınca ne giyeceksin Allah aşkına? Bu genç yaşında niye bunları giyiyorsun? Kırmızılar, pembeler, morlar giy derdi. Ben hep onları giyer. Şimdi de hiç sevmiyorum o renkleri. Saçınızın renginden dolayı o. Şimdi genç kızlığımda dediğiniz saçınızın büyük bir ihtimalle doğal renkteydi. Evet. Doğal renkte olduğu için tabii sizin saç, ten ve göz renginize uyan o renklerdi. Ama şimdi saçlarımızın rengi sarıya döndüğü için o da daha frapan renklerdeyiz. Haliyle daha frapan renkleri giymemiz lazım. Siz şimdi kahveleri giydiğiniz zaman evet yaşlı durursunuz. Sevmiyorum. İçinde mutlu olmazsınız. Evet. Onun için daha böyle canlı renkleri taşımanız lazım. Evet. O sadece saçınızın rengi size en doğrusunu verir. Bir de şunu sormak istiyorum Filiz Hanım size. Mesela alışverişe gidiyorum çarşıya değil. Benim gibi olan çok insan vardır. Şimdi güya spor bir şey alacağım. Spor bir şey almaya gidiyorum. Ona bakıyorum, buna bakıyorum. Aa! Alamazsınız. Düz basic bir tişörtün üstünde bile bir yerinde bir pulu, taşı olacak. Bir şeyi olacak. Olacak. Taşı olur, zımbası olur, yırtığı olur, bir şey olacak yani. Olmak zorunda. Dümdüz sıfır yaka basic eşofmanın içine giyeceğim bluzum yok benim. Vardır taşlıdır veya pulludur. Hayır, dümdüz yok yani. Yoktur, olmaz. Olamaz. Sizin karakterinizde bir yani giyim tarzında olan evet. bir insanda bu beklenemez zaten. Onun için nasıl ki biz kişileri mevsimlere ayırıyoruz, aynı zamanda da stillere ayırıyoruz. Yani siz bir klasik kadın değilsiniz. Siz bir sportif kadın değilsiniz. Sizin giyim tarzınız ne bileyim daha böyle iş kadını tipinde değil. Sizin vücut hatlarınız size ekstravaganlığı veriyor. Siz olsunuz, değiştiremezsiniz. Yani fanfatar kadın. Evet. Ama bu da tabii ki o yüzden işte zaten stillerde de stil danışmanlığı kısmında da zaten biz onları da inceliyoruz. Yani kişi hangi gruptadır diye şimdi siz dersiniz ki mesela ben çok ciddi bir iş toplantısına gitmem lazım ama ben taşı kaldırmıyor. Orada bir ekstra bir şeyi kaldırmıyor. Hiçbir şey yapamazsak abi, çok klasik yersiz bir kolyeniz mutlaka, göze çarpar. Mutlaka. Veya ayakkabınızdaki bir toka göze çarpar. Evet. Veya saatiniz ya da evet. yüzüğünüz bir dikkat evet. çeker.
Kesinlikle. Evet. O zaten evet. olmak zorunda ki evet. siz gene içinde olduğunuz kıyafet ben olmuyorum içinde mutlu çünkü olun. Başka türlü ben olmuyorum yani. Bu, olmak zorunda. Bu nasıl bir duygudur? Çocukluğumdan beri böyleydim ama. Yani bu sonradan kazanılmış bir huy değil. Şöyle küçücüktüm, çok iyi hatırlıyorum. Kimin ojesi kırmızı, kimin ruju kırmızı, kimin üstünde takı var gider onun yanına otururdum. Ondan haşır neşir olurdum. Süssüz püssüz insanın hiç işi mi olmazdı? Evet. Yani böyle yapı bu, karakter mesela. Tabii ki. Annem de rahmetli tam tersi. Hiç. Ama halam, Allah rahmet nurlar içinde yatsın. Daha 89 yaşında, 88 yaşında vefat ettiğinde bile ojesiyle rujunu ayrı renk görmedim ben. Yani hani kız halaya çekel, oğlan dayıya dedikleri gibi böyle bir durum bu yani hakikaten. Ama ben seviyorum. Seviyorum ben. Tabii. O buyurun. Zaman orada saç aslında kişide çok belirleyici bir özellik mi oluyor? Biraz önce mesela o alsak, o yağının saç modelini değiştirsek, rengini değiştirsek, saçlarını uzun yapsak. O zaman hani bu saç modeline bu tarz bir kıyafet dedik ya. Biraz önce saç dediniz rengine. Ya, saç rengine mi? Peki onu değiştirsek o zaman her şey değişecek mi? Ama ekstravagantlık değişiyor mu orada? Değişmiyor. Gene oyağınıma yapacağımız saç, saçını uzatsak bile oyağınımın gene uzun olacaktır ama ne bileyim yukarıdan çok tepeden bir kuyruk yapacaktır onu. Onu kalkıp da dümdüz telefonum burada eski resimlerim olsa da verseler. Bukle bukle yapmayacaktır onu. Tabii onu yukarıdan tepeden tabii. toplayacaktır diyelim tabii. ki. Veyahut da işte topuz bile yapsa bütün çok gergin bir topuz yapıp yukarıda bir sinikle aynen. yapacaktır aynen. onu. Takacağı aynen. tokasında bir ucunda bir evet. ya da o uzun aynen. saçın içinde başka bir saç olacaktır doğru. o dikkat çekecek olan. Doğru. Yani uzunluğu veya rengi. Rengini değiştirmek istese bile o yanım. Kalkıp da bir kahve tonlarına gideceğim yapamam. Dese. Gitse bile peki, gene ruh, oradan. Ruhu koyalım bir kenara. Ruhu koyalım bir kenara. Peki onu ben kahve yaptım. Saçını kahve yaptım. Daha sade yaptım. Hı hı. Tamam o mutsuz olacaktır ama hı. olmaz mı öyle bir şey? Öyle bir şey olur fakat daha nasıl diyeyim yaşı daha oturmuş bir bayan gibi olur. Daha yani o çizdiğimiz resmin içine oturmaz çünkü cıvıl cıvıl bir insan. Ama ona karşın saçları her şeysi kahve tonlarında olan çok sade, çok doğal bir kadın olmayacak. Mutlu olmayacak ondan. Mutsuzluk da yüze yansıdığı için yakışmayacak. Göz altlarında çökmeler başlayacak. Yüzünde tabii. yani o içinin vermiş olduğu o enerjiyi yeni yarattığınız imajda onun için oturtamayacaksınız. Yani o kişiye biz şimdi saç rengini bile yapsak yeni bir imaj yaratmış olacağız haliyle. O imajda bile gene o yanıma uyan kalıpta bir saç rengi veya saç kesimi veya ona uygun olarak kullanacağımız saç aksesuarlar olacak ki gene o yanım o yanım olarak kalsın. Evet, peki bu saç rengini siz mi seçtiniz? Evet. Siz seçtiniz. Evet. Şimdi orada niye sordum bu soruyu? Acaba hani o tarzı kuaför belirleyip kuaför size bu renk olsun mu dedi? Ya da o zaman şey diye düşünüyorum. Sokakta baktığımızda çok kötü saçlarla gezenler var. Evet. Hani buradaki avantaj o zaman Oya'nın bu konuda bilinçli olması. Tabii ki. Oya'nın işini biliyor. Çünkü kamera karşısında sürekli olduğu için Oya'nın kendisine yakışanın ne olduğunu çok iyi bildiği için... O kuaförünün de tabii ki evet. desteğiyle kuaför olmadan zaten bunu yapamaz. Şimdi istediği rengi çıkarıyor. Şurada kaç tane renk var? Burada yaklaşık olarak şöyle bakarsanız 4, 6, 7, 28, 56, 100, var, 110 küsur. Evet. Şimdi şuradaki görünen şu gri tonları, küllüler. Gri. Evet. Ve şu çok uçuk renkler. Evet. Şuradakiler. Evet. Bu değil. O değil. Şuradakilerin ve şu morun harici bu katalogda gördüğünüz bütün renkler Oya Celkan'a uygulanmıştır. Doğrudur. Ve Oya Celkan'ın kafasında böyle saç kalmasına Allah'ın bir lütfudur. Evet. Böyle bir kadınım ben işte. Sürekli yenilik isteyen, sürekli evet. değişiklik içinde olan, sürekli bir şeylere dikkat çekmesi şimdi gerekiyor. Şimdi yıllar önce hiç daha modası yokken bunların hepsini öğrenmek istiyorum. Benim gibi olanlara da örnek olsun diye. Şimdi kalktım ben. Şöyle bir hangisi bunun kızıl? Göremiyorum da. Şimdi onlar tabii şu bölüm kızıllar. Şöyle değil mi? Burası kahverengi tonları. Evet. Kızıllar beyazlar, şunlar. Kızıllar şu yukarıdakilerden. Şunlar. Evet. Şimdi bu da değil. O bu da kızıl değil. Da değil.
Yani böyle tam bir kızıl, şöyle aşk bir kızıl. Aşk alevi mesela evet. Dediğimiz bizim. Şöyle bir kızıl renge sevgili seyirciler. Ben Oya Celkan tuttum, böyle kırmızı bir balyaj yaptırdım. Bununla bu. Renkler buna çok yakın tabii orada. Ama o kadar güzel oldu ki. Evet. Kırıltılardı. Tabii ki. Ondan da sıkıldım. Boya kataloğu elime geçti ya. Ondan da sıkıldım. Kalktım gittim. Burada ne var? Mavi siyah şu mudur? Hı hı. Şu mudur? Yoksa alttaki mavi siyah. Şu. Şu mudur? Evet. Gittim mavi siyah boyattım. Bakın renk aralarına bakın. Hı hı. Ondan sonra da gittim yeşil renkli lens aldım gözüme. Oo, çok güzel. Yani sırf mavi siyah için aldım onu. Mesela. Hı hı. Şimdi kendi şeyimi anlatıyorum size. Benim gibi çok kadın vardır biliyorum ben bunu. Ha bu kadar var mı onu da bilmiyorum ama ben kendim öyleyim. Soğan kabuğu mu olmadı bu renk kafa? Hı hı. İşte ne bileyim kızılın her tonu. Artık çikolata kahvesi üstüne balyajı rengi onları hiç saymıyorum. Röfleler onları hiç onlar zaten uçuk olmayan benim için normal sıradan şey. Ama uçuk olanlar güneşe bir çıkardım o kafam kıpkırmızı. Tabii ki ona uygun ama makyajınız ve giyiminiz vardı. Tabii. Onun üzerine kalkıp siz normal bir blucun beyaz tişört giyemezsiniz. Hayır. Olmaması gerekir tabii ki. Onun için çok da fazla yani kahve tonlarda bile olsak bir şekilde evet. Oya Hanım'ın ben size reklam arasında telefondaki resimlerimi göstereceğim. Tamam. Ondan sonra daha güzel konuşuruz. Tamam. Evet sevgili seyirciler bunlar böyle. Evet şimdi gelelim renklerin seçimine. Hı hı. Şimdi esmer tenli, buğday tenli, hı hı. beyaz tenli insanlar var. Evet. Bu renkler onların tenlerine göre mi? Giyim stillerine göre mi? Vücut tarzlarına göre mi? Çünkü Türk kadınının bir vücut tarzı vardır. Ne kadar zayıf olursanız olun yine bir basen problemi, yine bir kalça problemi vardır kadında. Hı hı. Türk kadınında özellikle veya evet. alt tarafı incedir, üst tarafı geniştir filan falan buna göre. Hı hı. Şimdi o hanımefendilerin vücutlarını tanımalarında ve onlara yakışabilecek kıyafet ve renk seçimlerini de yapıyor musunuz? Tabii. Şimdi öncelikle renk analizini dediğim gibi evet. ayırdıktan sonra sıcak soğuk diye mevsimlere de ayırdıktan sonra bu sefer her mevsim kendi içinde de altı gruba ayrılıyor. Hı hı. Yani diyelim ki bir sonbahar kadınıysa sonbaharın daha yoğun renkleri mi, sonbaharın daha sakin renkleri mi, sonbaharın daha puslu renkleri mi, hangi renkleri kullanmamız gerektiğini de gene bizim buradaki kumaşlarımızla biz bunu elde ediyoruz. Yani birinci aşama geçtikten sonra bu sefer eğer ki biz diyorsak ki bu kişi bir sonbahar kadınıdır, mesela şuradaki şeyimiz kartelamızda bu sefer bu renkler o kişinin tenine nasıl gidiyor? Mesela ya da sizin daha çok seveceğiniz renklerden ben hiç o renkleri sevmedim. Siz o renkleri sevmediniz ama tabii ki her mevsimin sonuçta tabii. kişisi olduğundan dolayı. İşte geliyor benim renkler. Hayır, bunlar maviler, evet, morlar. Şimdi diyelim ki tamam burası. Mavi de değil de mor civer. Mavi de sevmem. Bizim yaz ve kış insanı için mesela evet. kullandığımız renkler diye düşünürsek şimdi bu renklerde sizin cildinizde nasıl gidiyor? Sizin evet. cildinize şöyle bir pembe mi gidiyor? Böyle bir pembe mi gidiyor? Hı-hı. Siz bunu daha mı çok sevdiniz? Eğer ki siz bu renk daha çok iyi gidiyorsa diyoruz ki o zaman demek ki daha yoğun renkler bu cilde giden renkler. Hı-hı. Yani sizin yüzünüze yakın olan renklerin her zaman için cildinize uygun renk olması lazım. Evet. Yani renk seçiminde hiçbir zaman için bizim yasağımız yok. Biz hiçbir zaman için siz bu rengi giyemezsiniz diye yasak koymuyoruz. Sadece diyoruz ki bir renk ve stil danışmanı olarak göğüsten yukarıya kadar olan kısım sizin mevsiminizi taşıyacak. Onun haricinde istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Çünkü yüzüne yansıyor tabii insanın ki. Değil mi? Tabii Işık ki. Veriyor. Tabii sanki ki. Ben onu fark ediyorum. Bazı insanlar bazı şeyleri giydikleri zaman yüzüne kadar aydınlanmış, ne kadar güzel, ne yaptırdın yüzüne diyoruz. Halbuki tamamen giydiği renkle ilintili bir şey. Süper, çok güzel çünkü biz diyoruz ki eğer ki bir kişiyi gördüğünüz zaman sizin dikkatinizi o kişinin yüzük çekiyorsa renk doğrudur. Ama renge direkt bakıyorsanız o zaman renk yanlıştır. Bu yanlış çok önemli renk, bir detay. Yanlış renk direkt sizin dikkatinizi çeker.
doğru kullanılmış bir renkte de siz dikkati direkt yüzünüze çekersiniz. Çünkü onun ışığı yüzünüze aydınlatıyor. Onun yüzünüze vuruyor. Çünkü ne elmacık kemikleriniz kızarıyor, işte dudaklarınız daha pembe, dişleriniz daha beyaz gözüküyor. Kaşlarınız çok fazla dikkat çekmiyor. Yüzünüz tamamıyla dikkat çektiği için. Hatta arkadaşınız der ki ya da sizi gören birisi, ne oldu, yorgun musun, gece uyuyamadın mı, uykusuz musun, kötü bir şey mi var? Hayır, sadece renk yanmış. Gözaltı morlukları, gözaltı çökükleri hepsi yanlış kullanılan renkten kaynaklı. Yani yüze en yakın olan renkten. Ay ne kadar önemli bir şey. Hiçbir şey yapamıyorsanız, diyelim ki yanlış bir renk aldınız, alışverişe gittiniz arkadaşınızla beraber. Ki bu en büyük hatalardan birisi. Çünkü arkadaşınız her zaman için kendi sevdiği rengi size aldırır. Doğru. Ne olur eve gelirseniz onun etiketini çıkartmazsınız bile. Dolapta durur o. Doğru. İşte onu da, tabii biz dolapları temizlerken onları da başkalarına hediye olarak veriyoruz zaten. Doğru. Sonrasında. Aldınız fakat diyorsunuz ki ben bu kadar para verdim. Ne yapacağım ben bununla? Siz gene onu giyersiniz ama en azından bir fular. Ne bileyim bir kullanacağınız bir takı. Gene yüzünüze en yakın olan rengi kendi renginizden seçerseniz gene de o bluzu kurtarmış olursunuz. Onun için renklerin dilini bilmemiz ve kendimize yakışan rengi bulmamız çok önemli. Çok önemli. Aynı zamanda tabii stille beraber. Bizim her zaman dediğimiz 10 parça kıyafetle 20 kombinasyon çıkartabilirsiniz. Doğru. Yani her mevsim sürekli bir şeyler almak gerekmiyor. Hatice Hanım program başında da söyledi, Almanların eğitiminde bu var diye. Çünkü Almanlar ne yaparlar? İlk işe başladıklarında ilk önce renk ve stil danışmanına giderler. Kendi kartalarını öğrenirler, hangi renkleri kullanmaları gerektiğini. Ondan sonra alışverişlerini yaparlar ve derler ki ben her sene yeni bir kıyafet alacak kadar zengin değilim. Doğru. Ve böylelikle farklı kombinasyonlarla aslında her gün farklı kıyafet giyerler. Aslında giydikleri hep aynıdır. Fakat kombinasyonları doğru yaparlar. İşte danışmanlığın zaten bunda da bizim yaptığımız aslında kişiye böyle bir kartela vermek. Kişi danışmanlığının sonunda eğer ki biz o kişi ilkbahar kadını diyorsak ki Hatice Hanım, o zaman bu kartı biz kendisine verdiğimizde kişi alışverişe gittiğinde o hangi renkleri alması gerektiğini biliyor. Çünkü biz bir kırmızıdan bahsederken 4 tane farklı kırmızı var. Doğru. Ama hangi kırmızı? Evet. Sarı alt tonu olan bir kırmızı mı? Yani daha böyle domates kırmızısı ya da ne dediğimiz mercan kırmızısı dediğimiz bir kırmızı mı? Yoksa bordo kırmızı mı? Bordo mu? Şu renklerin hiçbirini sevmem ben. Çünkü o soğuk renkler. Hiçbirini sevmem ama orada bunlar benimkiler değil mi? Evet bunlar Hatice Hanım'ın. Ama şimdi şu turuncu tişört de sevebiliyorum. Şu bordoyu da sevmiyorum ben ama. O bordoyu sevmiyorsunuz, bu turuncuyu sevmiyorsunuz ama şöyle bir rengi seversiniz mesela. Bu sizi daha çok yansıtır. Evet. Çünkü niye? Cilt tonu Hatice Hanım'ın daha fil dişi renginde. Şimdi ama şunu sevebilirim. Fuşya. Hatice Hanım o rengi sever. Neden? Kendisine gitmese de. Ama onu gene fularla, bakyajıyla, saçının rengiyle bir şekilde onu idare ediyoruz. Evet. Sevdiği için. Sevdiği için. Yani siz... Halbuki bakın görüntüde beyaz tenli. Fil dişi gerekiyor aslında. Evet, ama bak evet. Boğdu yüzünü. Boğdu mu? Boğdu. Tabii ki. Yani şimdi onu yüzüne tuttuğunuzda anında zaten yüzü daha bir çökük durur. Ama kalkıp da mesela buradan bir mercan kırmızısı veya ne bileyim bizim somon rengi kullansak böyle bir rengi. Ne olacak? Cildi daha ışıl ışıl parlayacak. Gözlerin içindeki altın rengi daha fazla ortaya çıkacak. Arkadaşlar ne yapacağız Ayşe Hanım? Filiz Hanım'a gideceğiz. Biz ne renk kadın, ne mevsim kadınıyız, ne giymeliyiz? Tabii ki. Ne renk giymeliyiz, ne yapmalıyız? Neyin üstüne ne? Bir de şöyle bir şey var. Şimdi çok başka bir konu daha varmış vaktimiz. Bir de desenli giyinmeyi sevenler var. Evet. Yani çiçek deseni, geometrik desenler, şunlar bunlar. Hani uçuş uçuş o şifonlar. Şimdi çok soru var aklımda soracağım size ama bunları böyle baştan aşağı desenli mi giyinmek doğrudur? İçine düz renklerle bir şeyler karıştırıp mı içindeki tonunu neye göre seçmeliyiz o desenlerin? Bunları sormak istiyorum size. Şimdi bu kısımda bir renk danışmanlığı bittikten sonra tabii makyaj, saç, çanta, aksesuar, onlar konuşacağız. Onlar renk kısmında. Stil danışmanlığı kısmına geldiğimizde ilk önce biz sizin vücudunuzu 4 parçaya ayırıyoruz. Ve vücut proporsiyonlarınıza ayırıyoruz. Evet. Ve o proporsiyonlar doğrultusunda
diyelim ki işte sizin üst bedeniniz daha ince, alt bedeniniz daha kalınsa, o zaman ne oluyor? Üst bedene daha böyle desenlerin fazla olduğu, karmaşık renkler, güllüler, ne bileyim daha fırfırlılar, daha göğüs üst bölgeyi dolduracak kıyafetler seçerken, kumaşta da tabii öyle daha kaba kumaşları seçerken, bedenin alt tarafında tabii daha floş, daha akıcı, daha nasıl diyeyim, düz renkleri tercih ediyoruz. Ki onu, ikisini birbirine eşitleyebilelim. Çünkü sizin bedenin alt tarafı genişse, biz orada kalkıp bir kaşa kumaş kullanırsak veya ne bileyim bir kalın fitilli kumaş kullanırsak, bir de kareli bir şey kullanırsanız kişi düşünün, olduğundan daha geniş görünecek. Veya enine çizgi. Eni, ne olacak? Tabii kişi daha geniş görecek. Ama bizim amacımız bunun tam tersini yapmak. Hı-hı. Yani bizim aslında armut vücut şekli dediğimiz, ki çoğu Türk kadınında olan vücut şekli bu. Ona uygun olarak tabii iki parça olarak mı giydireceğiz? O kişiyi tek parça mı giydireceğiz? O da önemli. Yani bedenin üst tarafı daha kısa, altı daha mı uzun, ya da bunun tam tersi mi? Boy da önemli değil tabii mi ki burada? Tabii ki. Yani boyun kısalığı, uzunluğu tabii ki da proporsiyonda çok önemli ve çok giyeceğimiz tarzda da önemli. Tabii ki boyun çok önemli. Boyunun önemli, uzunluğu önemli. Genişlik önemli. Tabii ki kol, omuzlarının düşüklüğü, veya omuz genişliği, kol uzunluğu burada çok önemli. Kişinin kemik yapısı tabii ki burada çok önemli, ki biz ona göre düzgün olarak giydirelim. Veya ne bileyim bacak boyu çok önemli. Diyelim ki bir kişi çizme giymek isteyecektir fakat bacak boyu ona izin vermiyor. Hele o şurada zaman, giyilen çizmeler için. Onda bacak alt tarafı buna izin veriyor mu? Bacağın genişliği buna izin veriyor mu? Ne bileyim kişi biraz ne bileyim kiloluysa ya da balık etinde bir bayansa, nasıl çeşit bir ayakkabı giydirmemiz gerekiyor ki o bayan birazcık daha zarif, birazcık daha zayıf gözüksün. Mesela ayak bileği çok önemlidir tabii ayakkabı ki, seçiminde. Kesinlikle. Ne bileyim babeti herkes biraz sever. Biraz dikkatliyim galiba. Evet, ama bu işte hepimiz olduğumuz için tabii haliyle tabii onlara dikkat ediyoruz. Evet. Yani bunların hepsi tabii ki bir analiz sırasında ortaya çıkıyor. Ondan sonra zaten danışmanlar gelen danışanlarımıza sonunda bir tane bir dosyamız var zaten. O dosya veriliyor. Çünkü hepsini bir kere de aklını tutması çok zor. O dosyada pantolon kesimi nasıl olacak, hangi kumaşlar kullanılacak, hangi kesimleri tercih edeceğiz, elbise olursa nasıl olacak, etek olursa nasıl olacak, gene beylerde pantolon kesimi nerede olacak, göbekli bir bey midir, ne bileyim daha uzun bir bey midir, zayıf bir bey midir, bunların hepsi zaten dosyada işlenip kendisine veriliyor alışana kadar. Size bir şey sormak istiyorum. Tabii. Son 3 dakikamız ama. Şu düşük bel pantolonlardan bana illallah geldi. Evet. Hiç sevmedim. Evet. Hiç giymedim ve sevemedim. Evet. Artık biraz da herhalde modası artık geçiyor. Geçiyor. Biraz daha yüksek bele kadar çıktı bu işler. Yani hakikaten çok irite olduğum bir şey bu düşük bel pantolon. Evet. Ve bence çoğu kadının veya genç kızın da proporsiyonunu bozdu. Kesinlikle. Şuradaki simitlerin oluşmasına sebep oldu gibi düşünüyorum. Evet. Siz ne diyorsunuz evet bu konuda? Amerikalılar ona muffin pantolonlar diyorlar. Aynı muffinde olduğu gibi evet, yanların dışarıya doğru çıkması doğru. Proporsiyonları değiştiriyor. Neden? Çünkü siz düşük bel pantolon giydiğiniz zaman bacak boyunuzu kısaltmış oluyorsunuz. Beden boyunuzu uzatmış oluyorsunuz. Ama zaten beden boyu da uzun olan bir kişinin gene bunu giydiği zaman siz tamamıyla bir beden görüp altında çok kısacık bir bacak boyu görüyorsunuz. Bir de tabii bu şey düşük belli işte yırtık pantolonları da giydiğiniz zaman, uçlarını kıvırdık da babet de giydiğiniz zaman bitti böyle darinami üst beden olarak gözüküyoruz. Of, evet, evet. Onun için yani onun giyeceği pantolon kişisi başka, diyelim çok uzun bacaklı bir kişi de kısa bedenli birinde bunu çok rahat verebiliriz. Hı. Tabii ki bunda kilo da çok önemli. Yani armut bedenli bir bayanda bunu vermemiz zaten olası bir şey değil. Size o kadar çok soru. Şimdi aklıma hemen bir şey daha geldi. Hemen soruyorum. bir kişinin yüzünün kemik yapısı, yüzünün uzun veya yuvarlak olması veya burasının toplu veya çökük olması seçeceği kıyafetteki yaka modelini de etkiler. Tabii ki. Tabii ki. Şimdi her zaman için şöyle bir matematik vardır. Yüzünde köşeleri fazla olan kişiler kaşından tutun gözlüğüne, yakasına kadar daha ovalimsi, daha yumuşatıcı benim konularım kullanması gerekiyor.
Eğer ki yüz hatları yuvarlak olan kişilerde bunun tam tersini daha köşeleri kullanması evet. lazım. Mesela annemle ben bunu hep böyle tartışmasına gireriz. Annem bitiyor. Gider bana... Böleceğiz. Tamam. De, bir sözün cümlesini annem alayım. Bana böyle yuvarlak... Çok önemli konular çünkü. Yuvarlak küpe alır gelir. Anneme derim ki ben, benim yüzüm zaten yuvarlaktı. Evet. Birkaç sene önce. E şimdi diyorum yani buna daha da yuvarlak oldum. Her seferinde ona söylerim. Yani açılıysak daha yuvarlak, daha oval. Eğer ki yuvarlak ve şeyse, ovalimsi ise daha köşelilere doğru gitmesi en doğrusu. Yaka modeli de, giyeceği tişörtte, elbisede, bluzde, gömlekte, her şeyde yuvarlak yüzlülerin daha V yakalı giymesi gerekiyor ki şu mesafeyi daha uzatalım. Kısa boyunluların dik yakayı asla kullanmaması lazım. Olacak. Tabii ki onda saç boyu da çok önemli. Hı hı. Kısa boyunluların kısa saç tercih etmesi daha doğru. Çünkü uzun saçta ya da ara uzunlukta bir saçta ne olacak? Boyun mesafesi daha da kısalmış olacak. Şimdi kısa bir ara. Biz de bir kısa ara verelim. Daha çok mevzular var sevgili seyirciler. Şimdi kısa bir aramız var. Aradan sonra biz yine burada olacağız.